çekemedim nazını. Ey bu derenin uzunu, kıramadım buzunu. Aldım dadaş kızını, çekemedim nazını. Hele dadaş boş musan, dolu musan, boş musan? Ayakların yan basır, yoksa mi sen boş musan? Hele dadaş boş musan, dolu musan, boş musan? Ayakların yan basır, yoksa mı sen boş musan? Katar katar zincir suya batar. Ey bu zamane kızları dadaş diye can atar. Ey bu zamane kızları dadaş diye can atar. Hele dadaş hoş musan, dolu musan, boş musan? Ayakların yan basır, yoksa mı sen hoş musan? Hele dadaş hoş musan, dolu musan, boş musan? Ayakların yan basır, yoksa mı sen hoş musan? Sevmişem hanım, eğlen eğlen eğlen. Canım eğlen ben de gelim. 16 yaşlarında hanım, eğlen eğlen eğlen. Canım eğlen ben de gelim. Öyle bir yar sevmişem hanım, eğlen eğlen eğlen. Canım eğlen ben de gelim. 16 yaşlarında hanım, eğlen eğlen eğlen. Canım eğlen ben de gelim. Başındayım hanım, eğlen eğlen eğlen. Canım eğlen ben de gelim. 16 yaşındayım hanım, eğlen eğlen eğlen. Canım eğlen ben de gelim. 16 yaştan beri hanım, eğlen eğlen eğlen. Canım eğlen ben de gelim. Bir güzel peşindeyim hanım, eğlen eğlen eğlen. Canım eğlen ben de gelim. 16 yaştan beri hanım, eğlen eğlen eğlen. Canım eğlen ben de gelim. Bir güzel peşindeyim hanım, eğlen eğlen eğlen. Canım eğlen ben de gelim. Sevdim livan oy livan oy, ben onun kölesiyim uzun boylu çınar oy. Benekten bir yar sevdim livan oy livan oy, ben onun kölesiyim uzun boylu çınar oy. İlçemiz Koçbaba köyündeyiz. Sevgili Ali abime misafir olduk. Sabahın kuru ile geldim, kapıyı duydum, 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 dedim kalkın ben geldim. Eskiden köyler saat 5'te bakarmış. Ama geldim ağabeyim yatır. Değil mi? Değil mi? Köy yatar mı kardeş? Ve böyle yani güzel bir masada, güzel bir köy kahvaltısında sağ olsunlar bizleri ağırlıyorlar. Muhtarım nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Ali Gönültok, 1967 doğumlu. Şu anda Koçbaba Köyü Mahalle Muhtarlığı yapıyorum. Ben doğdum, büyüdüm, şimdilerde buradayım. Herhalde ki sonlarda da burada ne güzel. Evet. Peki muhtarım, emekliliğin var mı? Yok. Emeklilik maalesef. Yok. Ne yapıyoruz köyde? Köyde hayvancılık yapıyoruz. Hayvanlarımız var. Var, evet, hayvanlarımız var. Hayvancılık yapıyoruz. Tarla, çayır.
köy işleri, bildiğiniz hayat yani köy hayatı. Köy hayatına devam ediyoruz. Ona devam. Peki yani, muhtarım, köyde kaç hanemiz var? Şu anda 3 hane var. 3 hane var. Önceden kaç hanemiz vardı? Şu anda 3 hane var. Bizim köy 98'den önce bayağı kalabalıktı. 98'de çok aşırı bir göç verdik. 38-40 haneye kadar ulaşan bir yerdi burası. Evet. Tam ki 98'de okulumuz da çalışıyordu. Okul kapandı. Köylü mecbur kaldı. Öğrencisi olduğundan dolayı mecbur kaldı. Göçtüler. Evet. Herkes gittiği yerlerde, şu anda geri dönmek isteyen çok insan da var ama buralar yıkıldı. Haliyle toprak yapılar. Yıkılınca kimse geri dönemedi. Yine de geliyor. Yazın 5-6 ev geliyor. Yaptılar yani. Şurada bizim komşumuz var. Aşağıda kayınlarım var. Evet. Bizim eski muhtarlardan Yusuf Sirek var. O geliyor. Oluyor. 8-10 oluyor. 12 oluyor bazen. Yani yazın? Yazın oluyor. Tabii ki yazın kalabalık oluyor. Biz 3 ev hayvancılık yaptığımız için biz terk edemiyoruz. Evet. Yani malum terk etmek daha da benim hayvancılıktan ziyade şu oturduğum bir yerde babamın yüklü bir emekleri var. Bunları haraba etmemek, bırakmamak adına da olsa büyük çileler çektim ama terk etmedim. Edemiyorum yani. Evet. Yani edemiyorum, mümkün değil, edemiyorum. Yani şurayı terk edeyim diye aklıma geçirdiğim zaman ben başka bir şekle giriyorum yani, kendim kaybediyorum. Çünkü onun emeklerini ben gördüğüm, yapılış şeklini, çektiği çileleri, şu karşı dağlarda öküz arabasıyla taş taşır buraları yaptı. Tek başına çalışıyordu, altın üstü vardı. Şimdi öyle bir emek vermiş bir insanın emeğini terk edip gitmek bana yanlış geliyor. Edemedim, etmem de yani. Yani sahip olmanız hakikaten çok güzel. Tabii ki yani. Yani biz burada olmasak bir vatandaş geldi burada, köye geldiği zaman nerede kalabilir? Bu da var yani. Evet. Çok şükür yine burada 3 ev kalıyoruz kışın. Köyümüz sahipsiz değil. Yerimiz sahipsiz değil. Gelen bir vatandaş en azından diyor, bir komşum var, gidin onun yanına. Geliyor. Geçen de yine bir komşum gelmişti, arkadaşım. Gezdik, dolaştık beraber, çıktı gitti. Ne güzel. İnsanlar gerçekten burada olduğumuzda sevinir ama şöyle bir şey var ki burası sahipsiz. Devlet tarafında da sahipsiz bak. Bunu söyleyeyim. Evet. Devlet tarafında da sahipsiz. Devlet buraya biraz daha önem verse mesela evleri yapıldı çok köylere. Bize hiçbir şey yapılmadı. Müracaat yapıldı mı? Ya müracaat kaç kere belediye müracaat edin. Ya böyle bir şey niyetimiz var. Buna da işte insanlar şey yap. Geçen de yine kaymakamlıktan aradılar. Köyünüzde deprem evi var mı? Yapıldı mı? Bizim yapılmadı. Böyle bir niyetli dedim. Bizim niyetimiz değil. Bizim gücümüz olsa da kendimiz yapıyoruz. İnşallah bir şey olursa. Yani bu hizmetler olduğu zaman dönüşleri isteyen çok insan var. Mesela biz burayı son kadastradan sonra biz mahkemelik olduk. Bazı kendini bilmez insanlarla. Aşağı yukarı 250-300 milyar avukat parası yatırdık. Yani buraları aldı tabii ki. Hakkımız olan devlet kimsenin hakkını yedirmez çok şükür. Evet. Ama ne var ki insanların emekleri çoğu yıkılmış. Burası ben eski bir yerleşim. Gelmek isteyenler hemşerilerle gelemiyor. Burası çok eski bir yerleşim. Peki dışarıdaki koç babalı hemşerilerimiz, o ki ata dede evleri var, yerleri var. Onlar evet. Gelip yapmıyorlar mı abi? Öyle rahat diyorum olmuyor. Yani şimdi şöyle bir şey bak. Şimdi oradan gelen şöyle adam geliyor. Gelmek isteyen de çok insan var. Mesela ben muhtar olduktan bu yanı arayan her insan, köyde herhangi bir ev yapılma gibi şansımız varsa toplanalım, müracaat edelim. Devlet bize yapsın kredili parasıyla veya devlet yapıyorsa biz de yaz, ne gerekiyorsa yapalım. Hı hı. Biz köyümüze yerleşmeye olacağız ama şöyle mesela adamın babadan kalma bir evi var. Mesela bir nasıl bir örnek verip kendi dayılarım var burada mesela. Şu anda neredeyse 15-20 ev olmuşlar. Evet. Yani bir evin yerinde 20 kişi gelip ne yapabilir? Ki orası onlara ortak çıkmış. Ya şimdi şöyle bir böyle şey bir anlaşmamazlık olduğu muhtar, için insana gelip yapmıyorlar. Yani tabii o gene bizlerden kaynaklı efendim. Biz birbirimize tutkun değiliz. Yani aşkale insanlar olarak. Hemen hemen her ailede olan şey, bir araya geldik mi birbirimizi yeriz. Ama aynen öyle. Uzaktaysak işte Ahmet mi uzakta kardeşi? Mesela benim Muhammed abim şeyde Çorlu tarafında Çerkezköy'de. Aklıma geldi mi burnumun kemikleri sızdır. Ama bir araya geldik mi bir saat, iki saat, bir gün, iki gün en fazla tatlı tamlı duran bir hafta durur. Bir hafta sonra kıyamet kopar. Şimdi yoksa bizdeki o tutkunluk olsa 20 değil 30 kişi de olsa daha iyi. Ağaç dalıyla gürlermiş.
gelse, zaten burada kalmıyorlar. Gelip köyde bir yer yapsalar, yıldan yıla gelip burada konaklasalar, işte bu havayı teneffüs etseler, bu ata dede topraklarını görseler daha iyi olacak. Ama inşallah sevgili Koçbabalı hemşerilerimiz de olmak üzere tüm köylerimizdekiler de gelin ata dede toprağınıza sahip olun. Siz sahip olmazsanız mutlaka birileri sahip olacaktır. Bunu sakın unutmayın. Aynen ben, öyle. Ben Aşkala'da gezirem. Benden çok gezen yok. Aşkala'da birçok insanı artık tanıyamıyorum. Varın gerisini siz düşünün. Muhtarım, bizleri misafir ettin. Çok teşekkür ederim. Ayağına sağlık. Buradan başta Koçbabalı hemşerilerimiz olmak üzere İnsanlarımıza, hemşerilerimize son olarak ne söylemek istersin? Herkese kucak dolu saygı, selamlarımı sunuyorum. Tek dediğim şu, baba dede topraklarına ve emeklerine sahip çıksınlar. Eyvallah. Duydunuz muhtarım. Çok önemli, sahip çıksınlar. Ağzınızı, gözünüzü oynatmayın. Uzakta görünen köy bizim köy diyorlarsa bu köye sahip çıksınlar. Evet, aynen öyle. Orada bir köy var, o köy bizim köyümüzdür. Aynen. Gelin ata dede toprağımıza. Şunu söyleyeyim. Buyur. Gelip giden arkadaşlar, komşular, herkes bunun hani şahididir. Buraya gelen aynı gün inşaata başlıyor. Ha. Şunu yapalım, bunu yapalım. Şu biraz geçtiğinden sonra herkes unutuyor. Unutmasınlar. Efendim, köyümüzü unutmayalım. Yani. Burada. Çünkü birlikte her şey olur. Evet. 3-5 tane ev daha olursa devlet ayı hizmet verir. Tabii yani ki. Sonuçta insanlar var. Burada mesela önünde 40-50 hane dururken, 100-150-200 nüfuslu bir yer dururken gelip de burada 5-6 nüfusu geri hizmetin gelmesi zor olur. Çok zor olur. Aynen. Devlet de haklıdır. Yani devlete de sen bir şey diyemezsin. Evet. Fakat ya köyde bir şey yok, biz neye gelelim? Sen gel ki köye hizmet de gelsin, hizmet sana. Gelsin. Evet. Hizmet de sana gelsin. Yani çok önemlidir. Efendim. Bunu düşünüyorlarsa gelsin, sahip çıksınlar. İnşallah. Bir türlü veda edemirik nasip olursa. Muhtarım çok dolu o konularda. Efendim, gelin ata dede topraklarınıza sahip olun. Konu komşunuza sahip olun. En azından bir yer yapın. Yıldan yıla gelin. Bir ay, bir hafta, iki hafta neyse anca kalışsa kalın. Ondan sonra gidin. Doğduğunuz topraklardan doyduğunuz topraklara gidin. Gene gidin karnınızı doyurun. Ama memleketinizi unutmayın. Kendinize mıhat olun. Şimdi biz bu sofrada sanmayın ki böyle kibar duracağım ama biraz sonra burayı silip süpüreceğim. Bir de yengemin ellerine sağlık, tandır emeği var. Yani bugün birçok köyde olmayan bir şey tandır emeği. Ben köyleri hep gezirem. Köy dükkanlarında ne var bilir misiniz? Köy dükkanlarında lor satılır. Vallahi ben utandım. Süt satılır. Nedir? Tereyağı satılır. Ama en güzeli böyle yengemin pişirdiği gibi emek var bunda. Mis gibi bir koku var bunda. Katıksız, tertemiz. Kendinize mıhat olun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.